Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugünkü videomda sizlerle gelecek hakkında konuşacağız. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ben de normalde hani soranlar oluyordu böyle yeni gelecek bir şeyler var mı yok mu şöyle böyle gibi mesajlar geliyordu. Bununla ilgili yakın bir zamanda bir bilgi aldık. Hani şöyle bir hani etraftan aldığımız bilgiler doğrultusunda tabii ki %100 olmamakla beraber %90 genelde doğru çıkıyor. Onu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi oyun şu şekilde ilerleyecek. Oyundan gelen mesajlar doğrultusunda yani geleceği hakkında oyunun Nisan demeyeyim pardon Mart'ın sonuna kadar Nisan'ın başı yani Mart'ın sonu Nisan'ın başına kadar efsanevi komutan gelmeyeceği gibi bir şeyler konuşuldu arkadaşlar. Yani bu yani %90 doğru olur. Niye derseniz oyun zaten yeterince efsanevi komutan çıkarttı artık hızına oyunun hızına balinalar bile yetişemiyor arkadaşlar. Yani o derece böyle hani balinaların yetişemediği bir şeye free-to-play oyuncular hiçbir şekilde yetişemez. Onun için oyun biraz herhalde yavaşlama kısmına geçti. Yani dedi ki 4 ay ben getirmeyeceğim. Zaten Guan Yu ile Leonidas gelecek valiyle Çark'a. Bunlar da geldiği zaman yaklaşık hani 2 aylık sadece bir boşluk oluyor. O 2 ayda da artık valilerde ne olur, işte Çark'ta ne olur. Belki ekipman falan hani bu KVK'da normalde komutan yani ekipman geldi ya belki bir ekipman olayı olabilir. Veya eski komutanları her hafta bir tanesini birer kere daha getirebilirler. Veya başa mı döner? Hani bunlar soru işareti şu an. Bunlarla ilgili %100 net bir soru şey yok. Ama bunlar olacaktır yani. Bunların dışında da ekstra pek bir şey olacağını sanmıyorum. Yeni komutan gelmeyecekse. Çark'la ve Vali ile ilgili bu şekilde ilerler. Bu da tabii ki free to play oyuncular için biraz daha iyi haberlerden biri de şu. Tabii ki bu efsaneviler gelmeyecek ama oyun ne yapacak? Mart'ın sonuna arkadaşlar son haftasına Mart'ın son haftasında iki tane de yeni ırk geleceği söyleniyor. İki yeni ırk. Bunlar ne olur tam bir fikrim yok. Ama ben hani Moğollar falan gelir diye düşünüyorum. Belki Persler gelir. Ya bu ırklar gelebilir. Veya işte Greek yani Yunanların şeyi gelebilir. Eski Yunanlar gelebilir. Hani değişik farklı ırk, yani Vikingler gelebilir mesela. Bu şekilde olabilir. Onun için yani bizim şu anda o konu hakkında %100 bilgim yok. Hani şu gelir bu gelir. Ya zaten o zaman yaklaştıkça ondan netleşir belki biraz. Oyun belki paylaşır falan. Ben buradan da şunu çıkartıyorum. Oyun bu şekilde yaptığı için herhalde bu 4 aylık araya da koymasındaki sebep şu. Belki de yeni etkinlikler üzerinde çalışıyor. Hani bu KVK ve Osiris Ligi büyük etkinlikleri biliyorsunuz. 2 tane büyük etkinlik var oyunda. Birisi Osiris Ligi, birisi KVK. Bu tarz bir etkinlik üzerinde çalışıyor olabilirler. Gene bir PvP etkinliği ama büyük bir etkinlik üzerinde çalışıyor olabilirler. Belki seneye işte o zamanlar gene böyle bir etkinlik de gelebilir. Hani bu ihtimal. Hani ben bunu duyduğum için değil de hani ben ihtimaller üzerine konuşuyorum. Oyun genelde bu şekilde yaptığında hani Osiris Ligi gelmişti. Belki de gene öyle büyük bir etkinlik düşünülebilir. Ne şekilde olur, nasıl olur onun tam fikrim yok arkadaşlar. Onun haricinde şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki her ırkın kendine ait epik komutanlar var. Zaten 2 tane ırk gelecek. Bu 2 ırk ne demek? Birer tane legendarisi, birer tane de epiyle gelecek bu 2 ırk. Mesela 2 epik, 2 legendary zaten otomatikman bunlarla beraber gelmiş olacak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ama belki oyun şöyle bir şey de yapabilir. Mesela eğer Moğollar gelirse zaten Cengiz Han vardı. Mesela. Hani örnek verecek olursak. Hunlar gelirse Atilla geldi. Mesela belki Moğollarla Hunlar gelecek. Onun için başka komutan eklemeyecekler belki de. Hani Orklar gelince bunları direkt Hunlar veya işte Moğollar diye bunları ekleyecekler. Efsanevi belki gelmeyecek Orklarla beraber. Ama bunlar olmasa da gene gelme ihtimali de var tabii ki. Epik komutanlar gene gelecektir. 2 tane yeni epik komutan gelecektir. Zaten ben oyunun kesinlikle epik komutan ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani yetersiz. Efsanevin çok olması yerine epiğin çok olması daha iyi. Neden? Çünkü yani free to play oyuncularda sonuçta bir kombinasyon yapabilirsin arkadaşlar. Yani okçu da sadece gidip Herman Kusunoki yapmasın mesela. 4 tane okçu epik komutan koy ki adam da ona göre kombinasyonu yapabilsin. Mesela örnek veriyorum. Veya 4 tane atlı komutan koy ki adam ona göre yapsın. Yani 3 tane atlı var eyvallah ama ya bunları fazlalaştırmak, epikleri fazlalaştırmak bence oyuna daha renk katacaktır diye düşünüyorum. Ve zaten bunun da haberi yani orada var. Birçok epik komutanın oyuna dahil olacağı o 4 ay içerisinde birçok diye belirtmişler. Bu kaç tane? 10 olur, 20 olur, 5 olur. Hani bu birçoktan kastı ne bilmiyorum. Birçok epik komutanın oyuna dahil olacağı söylenmiş. Yani efsanevi yerine epik getirecekler. İnşallah olur. Yani epik komutan gelirse benim zaten şurada size göstereyim. Çantamda direkt
4 veya 5 5 tane epik komutanı fulleyecek kadar heykelim var arkadaşlar. Yıldızlarım da bekliyor zaten. Yıldızlarım da aynı şekilde. Şurada gördüğünüz gibi 2.3K var. Geldiği zaman çıkarttığım gibi fulleyebilirim yani. Böyle bir olay söz konusu, ben de örnek veriyorum hani. Komutanlarla ilgili de bu şekilde bir söylenti var. Yani epikler gelebilir. Bence gelecek, gelebilir değil. Yani bunu söylemişler zaten. Epik komutanların geleceğine dair. Bunu da bekliyoruz. Bakalım, inşallah güzel epik komutanlar gelir. Belki bizim yani Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selim bir atlı komutan olarak neden gelmesin? Yani epik gelir ama atlı komutan olarak belki güzel bir atlı komutan olur. Kullanılır. Mesela Baybars kullanılabiliyor dediğim gibi. Yani hala balinaların da kullanabildiği, alan vurduğu için falan böyle güzel özellikleri olduğu için kullanılabiliyor. Yani o tarz bir gelirse gene kullanılır. Yani epik komutan geldi kullanılmaz diye bir şey yok. Yani önemli olan komutan uyumları. İki tane komutan uyumluysa her türlü onlar kullanılır arkadaşlar. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Belki de gelen yeni epikler bu epiklerden daha güçlü olacak. Biraz daha efsane ve eski efsaneleri biraz hafif yakın arasında, yani o efsanelerle epik arasında bir güçlü olabilirler. Bu da bir ihtimal. Hani sonuçta yeni gelen efsaneler daha güçlü geldiği için bu şekilde bir epik olayı da olabilir. Yani ne, bunu da söyleyeyim. Yani bu da güzel bir haber. Hani epik gelmesi. Bence gelsin yani, epik komutan fazlalaşsın. Bunu ben de istiyorum. Onun haricinde bir açıklamada şu oldu arkadaşlar. 300 günden eski krallıklarda, yani kralınızın 300 günden eskiyse, yani bir yıllık krallıksa diyeyim. Bir yıllık krallıksa arkadaşlar, altın anahtarlarda farklı komutanlar çıkma olayı başlayacakmış arkadaşlar. Yani eski krallıklarda altın anahtardan daha fazla, daha farklı. Belki Cengiz Han'ı koyacaklar, belki yine Yi Sion'u, Richard'ı koyacaklar. Hani bilmiyorum, Edward'ı belki şey koyabilirler altın anahtara. Yani bu şekilde bir düzenleme gelebilir. Bunun sebebi de şu diye düşünüyorum. Yani yaşlanan krallıklar ölüyor ve yeniden canlanması çok zor arkadaşlar. Genelde herkes genç krallıklara gidiyor. Çünkü çark orada işte, ya belli şeyler hep orada dönüyor. Vali baştan oradan başlıyor falan. Yani onun için yaşlı krallıklar biraz geri plana atılıyor. Bunu belki de engellemek adına böyle bir şey yapılıyor olabilir. Hani bize şöyle bir şey yazmışlar. Altın atlarınızı saklayın. Çünkü İşte Mart'ın sonunda, ben Mart sonuna kadar biriktireceğim, bakalım. Biriktireceğim, göreceğiz. Yani saklayın dediler, saklayacağız, göreceğiz. Mart'ın sonunda altın atların içeriği değişecek gibi bir mesaj. Demek ki saklayın dediklerine göre içeriği iyi bir şekilde değişecek. Yani kötü değil. Kötü yönde değişecek olsa adam niye saklayın desin yani. Onun için altın atların da içeriğin değişeceği yönünde bir şey söz konusu. Ya bu şekilde yenilikler gelecek. Gene ben dediğim gibi büyük de bir etkinlik de bekliyorum o zaman. Bunu da daha açıklarlar o zaman yaklaşınca. Gene böyle KVK Osiris Ligi gibi güzel böyle büyük etkinlikler gelecektir. Bu etkinlikler nasıl olur? Şöyle olur. Belki işte bir günlüğüne bir harita ışınlanırsın. Orada 4 krallık savaşırsın gibi. Hani 4 krallık demeyeyim, 4 klan veya işte o şekilde güzel etkinlik, ya bir yere ele geçirme, bir gün boyunca orada böyle savaş falan. Hani hoş etkinlikler yapılabilir. Hani bir günlük böyle bir şey yapılsa hoş olabilir bence. Hani bir gün boyunca orada savaşsak, bir gün boyunca keyif alsak savaşsak. Hani kayıp olarak da yani Osiris gibi yapabilirler. Belki hani bütün askerler hastane düşüp ölmeyecek gibi yapılabilir. Yani hoş etkinlikler çıkartılabilir. Bu tarz bir PvP etkinliği tekrar lazım zaten buraya. Yani sonuçta bir hafta Osiris, bir hafta var yok gibi tabutu o şekilde sürüyor ya. Gene böyle bir güzel bir etkinlik getirip hani o araya da onu koyabilirler. Yani bunun da zaten Osiris Ligi büyük bir etkinlik oldu. Güzel olur yani, ben bekliyorum böyle bir PvP, bir tane daha bekliyorum. Çünkü KVK olmadığı zaman canı sıkılıyor insanın. Oyunun böyle giresi gelmiyor. Giriyorsun, farm atıp çıkıyorsun. En azından bu şekilde biraz daha hani oyuncuları aktif tutabilir. Biraz daha az canı sıkılır insanların. Yani bu şekilde söylentiler var arkadaşlar. Zaten baştan gene saydık. Dediğimiz gibi iki tane yeni ırk geliyor. İki tane yeni ırkla beraber işte komutanlar gelir zaten. Epik komutanlar çıkacak yeni. Onu da söyledik. Gene yeni komutan çıkmayacağı, efsanevi komutan çıkmayacağı, 4 ay boyunca hiçbir efsanevi komutan tekrardan çıkmayacağı ve dediğim gibi bir de ne söylemiştik? KVK ile ilgili bir haber yok. O en son söylediğimi atladım zaten. Yani epik komutanlar gelirse dediğim gibi en güzel nokta bu olacak. Yani çeşitlilik artacak oyunun. Çeşitlilik arttığı zaman da daha fazla keyifli, daha fazla yani kombinasyon demek. Onun için güzel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gene altın anahtarlar, öbür dördüncü değişkenimizde dediğim gibi altın anahtarlardan
farklı komutana atacak artık 300 günden yaşlı krallıklarda altın hatlar içeriği değişiyor. Ama 300 günden şeyler de değişmeyecek yani. 300 günden gençlerde 300 güne girdiğiniz zaman sizin altın hatlarlar da otomatikman oraya geçecek gibi. Böyle düşünün. Mesela 250. günündesiniz. 50 gün sonra sizinki de hani o şey çıktığında tabii ki bu update. Sizinki de dahil olacak. O şekilde çıkacak altın hatlarınız. Bunu dediğim gibi yapmaların sebebi bu şekilde olabilir. Yani yaşlı krallıkları biraz daha canlandırma yönelik hareketler gelecektir daha birkaç tane daha diye bekliyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla ölü yaşlı krallık var. Bunları en azından biraz daha hareketlendiririz gibi düşüncesi var oyunun herhalde. Çünkü ne kadar çok krallık aktif olursa o kadar oyun çok para kazanacak. Yani oyunda bunu biliyor. Onun için bu şekilde yönlendirecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda size bunları anlatmak istedim. Duyduklarımı, hani bildiklerimi size paylaştım. Birkaç tanesini de böyle kendim duyduklarımla fikir üreterek sizlerle paylaştım. Zaten bu dediklerim muhtemelen oyun yakın, yani yakın bir zaman değil mi? Ocak, Şubat gibi yavaş yavaş paylaşır insanlarla. Hani ufak ufak şu gelecek, bu yeni ırk gelecek. Hani bizde de 3 tane yeni ırk geleceği zaman geçen sene paylaşmışlardı ya. Osmanlı, işte şey, Arabistan, işte Bizans falan. Onun için bu şekilde paylaşılacaktır zamanla. Bakalım, göreceğiz. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Zaten yeni ırk gelsin. Gel, o sıkıntı değil. Yeni komutanlarla gelir mi gelmez mi, onu da dediğim gibi de olabilir. Belki hani belki Hunlarla Moğollar gelecek. Atilla ile zaten Cengiz Han var. Belki efsanevi getirecekler. Belki de gene farklı ırk gelip onların efsanevisi gelecek. Ama yeni efsanevi komutan o zamana kadar gelmeyeceği söyleniyor. Demek ki yeni ırk gelse de o zamana kadar diyorlar sonuçta. Yeni efsanevi gelebilir gene onların ırklarla beraber. Bakalım valiler ne olacak, onu da merak ediyoruz. Ben merak ediyorum açıkçası. İnşallah başa döner tekrar diye düşünüyorum. Çünkü başa dönmesi şu yönden iyi olacak. Yani başa dönecek, biz tekrardan o eski komutanları en azından tekrar kasma fırsatı, buradaki arkadaşlarımızla yeniden kasma fırsatı bulabileceğiz. Bizim adımıza da iyi olacak. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.